Yeni hayat devam ediyor. Biz kaldığımız yerden dengeli beslenmeye konuşmaya devam ediyoruz. Uzman diyetisyenimiz Gözde Alp'le beraber en son Gözde Hanım sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ara öğünü konuştuk. Hatta ara öğünde günlerden ve beş çaylarından bahsettik. Peki şimdi eğer günler ve beş çayları kaçınılmaz da yaşantımızda, sosyal hayatımızda bayanlar bunu sıklıkla yapıyorlarsa ne yapmalılar? Yani günler içerisindeki beslenme nasıl olmalı? Şimdi bir defa hani tabii ki sürekli öyle bir beslenmeyi önermiyorum. Hani haftada bir ya da iki maksimum olursa bu günler iyi olur. Hani öncelikle onu söyleyeyim, yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Öyle bir günde kahvaltıdan itibaren ayarlanmaya başlanabilir ki biz genellikle öyle yapıyoruz. Mesela genellikle günde karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler kaçırıldığı için ben mümkün olduğunca hani gün içerisinde karbonhidrat ve yağlı besinleri çıkartmalarını istiyorum. İşte ara öğünde ceviz yiyorsalar o günlük yemesinler ya da kahvaltıda zeytin çok seviyorsalar o gün yemesinler. Hani kahvaltıdaki ekmeği 2 ise 1'e düşürebilirler belki. İşte akşam yemeğini sadece sebzeyle ya da salatayla geçiştirmeye çalışırsalar 3 aşağı 5 yukarı dengeleniyor. Ama tabii ki o günde de hani kaç çeşit yapıyorlar artık bilmiyorum. 5, 6, 7 böyle devam ediyor. Orada da hani ya hepsinden az az porsiyonlar almalılar ya da hani en sevdiği 2-3 taneyi seçerseler daha doğru bir tercih yapmış olurlar diye düşünüyorum. Ama genel anlamda bence anlaşıp hani çeşidi sabitlemekte fayda var. Evet, kurallar koyup bir şekilde doğru beslenmeyle atlatmak gerekiyor diyebiliriz o zaman. Tabii ki, çünkü hani genelde sığındıkları şey hani yapmış o kadar, hani ayıp olur, kırmak istemiyoruz. Çok da düşünceli bir yapımız var açıkçası. O yüzden de biraz kaçıyor. Yani hepsi anlaşıp ortak hareket ettikleri zaman biraz daha engellenebilir bence. Hiçbir sıkıntı olmaz diyoruz. Evet. Peki şimdi gündüzü atlattık, akşama geldik. Eğer akşam yemeğini geç yemek zorunda kalıyorsak ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak bunu öğrenmek istiyorum. Orada benim tercihim genellikle sebzeden yana oluyor açıkçası. Az önce de söyledim, hani gün içine yoğunlaşıp akşamı sadece sebze yemeği, ekmek ve yoğurtla geçiştirmeye çalışıyorum ya da tercih ediyorum. Benim tercihim o yönde. Hani proteini, sindirimi daha zor olduğu için ve biraz da yağlı oluyor proteini besinler. O yüzden akşam çok tercih etmemeye çalışıyorum. Eğer geç gidilecekse daha çok işte ya salata olabilir ya sebze yemeği, hafif bir sebze yemeği ya da o yeterli değilse çorba ve sebze yemeği, ekmek, yoğurt iyi bir alternatif olabilir. Peki gün içerisinde normal bir beslenme gerçekleştirdiysek akşam yemeği saatimiz doğru, sağlıklı bir akşam yemeği için ne olmalıdır? Genelde 6, 7 ve 8'i biliyoruz. Bu aralıkta mı olmalı? Evet, yani 8'e kalmazsa iyi olur tabii. 6-7 iyi bir sınır bence. Çünkü genellikle hani 11-12'de yatılıyor artık. O süreçte de hem metabolizma dinlenmeli diye düşünüyorum ben. Bu şekilde atlatmalar. Peki erken yedik akşam yemeğimizi, dediğimiz gibi 6'da. De geç bir uyuma saatimiz varsa. Çünkü arada ciddi bir saat, evet, farkı, saat farkı var. Uyuyana kadar nasıl atıştırmalık olarak ne düşünebiliriz? Meyve ya da tatlı. Ne diyorsunuz? Ya yani ikisi hakkında da ne söylüyorsunuz? Yani yememiz gerekiyorsa ya da yiyeceksek. Tabii ki, yani meyveyi zaten yememiz gerekiyor. Onu söyledim. Günde hani 3 porsiyon bir defa kesin yememiz gerekiyor. Hadi hiç sevmiyorsak 2 porsiyonu düşürelim. 2'den aşağıya bir meyve tüketimimizin olmaması gerekiyor. Bu her yaştaki biri için geçerli bir şey. Hani meyve olabilir. Eğer orada süre de önemli tabii ki. Yani 12'de yatıyorsak belki tek bir ara öğüne geçiştirebiliriz. Ama eğer daha geç bir saatte 2'de 3'te yatıyorsak oraya 2 ara öğün bile koyabiliriz. Evet, önemli olan yatmadan 2 ya da 3 saat önce o ara öğünü bitirmemiz. Tatlı eğer yiyeceksek. Evet, ama dediğim gibi o da alışkanlık haline gelmemesi gerekiyor. Onda yine bir 3 saat olması gerekiyor ki hani anca vücut onu sindirsin ki uyumamız daha rahat bir şekilde uyuyalım ya da sabah daha rahat bir şekilde kalkabilmek için. Ama tatlıyı her gün tabii ki olmamalı. Hani her gün yiyeceksek gün içine almamız gerekiyor ve onu gün içinde bir şekilde dengelemek gerekiyor aslında. Hani her gün tatlı yiyen bir insan da kilosunu koruyabilir, yani öyle yanlış bir algılama var.
Ama bizim diyette hani sadece işte enerji hesabına bakmayız biz. Çeşitlilik de çok önemlidir dediğim gibi. Şimdi her gün tatlı yemek çeşidi biraz kısırlaştırıyor. Hı-hı. O yüzden hani bir gün tatlı, bir gün meyve, ceviz gibi çeşitlendirmeye gitmek gerekiyor. Peki çeşitliliğin buradaki önemi ve farkı ne? Yani çeşitlilik önemli ama neden önemli? Çünkü biz şöyle bir yanlış da yapıyoruz. Tek tip beslenmeyle zayıflayabileceğimize de inanıyoruz. Böyle yanlış diyetler de var. Aynen öyle. Şimdi çeşitlilik neden önemli? Çünkü her besinin kendine özgü sonuçta her besin. Şimdi meyve sağlıklı diyoruz ama sürekli mesela özellikle diyet yapan bireylerde sürekli bir elma modu vardır. Hatta yeşil elma vardır. Ama siz sürekli yeşil elma yediğiniz zaman evet çok iyi miktarda malik asidi alırsınız, işte posayı alırsınız, tokluk da sağlar. Ama unutmamamız gereken bir şey var ki elma bir de en fazla ilaçlanan bir besin. Bu sefer aldığınız toksik maddeleri de arttırıyorsunuz. Ya da bir çilek yediğiniz zaman alacağınız C vitamini elmadan siz alamazsınız. Hani orada bazı vitamin mineral eksiklikleri görülebiliyor. Ya da muz mesela çok kalorili diye hani çok fazla tercih edilmiyor ama sonuçta muzda da bir potasyum var. O potasyumu da almanız gerekiyor. Ya da ette de aynı şekilde. Sürekli kırmızı et bir yere kadar. Demiri çok yüksek, protein kalitesi çok yüksek. Evet ama kolesterolü çok yüksek. Orada işte balığa ya da tavuğa dönmek gerekiyor. Yani çeşitlilik vücuda almamız gereken vitamin, mineralli maksimum seviyeye ya da ihtiyacımız kadarını almamız için gerekli bir şey. Peki şimdi metabolizmayı hızlandıran besinler ve arttıran, sağlıklı olmasını sağlayan besinler var mı? Bunlar neler? Ya orada belki tok tutucu besinlere çok yönelebilir ama hani ben şey diyemem yani hani bu besini yiyin. Hani şu kadar kalori yakarsınız, metabolizmayı çok fazla hızlandırır. Ben bunlara çok fazla inanan biri değilim. Hani yeşil çay belki, hani bunlar hep destekleyicidir. İşte ananas yersiniz, evet biraz metabolizmanızı hızlandırır. Ama siz ananas yiyip bir sonraki öğünde makarna yersiniz, o ananasın bir önemi kalmaz. Yine orada dengelemek giriyor aslında. Hani tek bir besine mucizevi bir besin yok. Yani hani öyle bir şey desem ben size zaten hani obezite şu an bu kadar yükselmez ya da bir beslenme sağlık sorunları bu kadar çıkmaz. Hani mucizevi bir besin olsa herkes onu yer. Hani sağlık sonuçta çok önemli. Herkes de bunun farkında artık. Diğer besinler tüketilmez ve herkes sağlıklı olur. Hani öyle bir şey yok maalesef. Ya zaten ona inandığımız için bence en büyük hata yapıyoruz. Peki yeşil çay dediniz. Aslında benim sorularım arasında da var yeşil çay. Şu an konu ona geldi. Yeşil çayın desteği ne derece önemli? Yeşil çay sağlık açısından çok önemli. Bir defa kolesterolü dengeleme özelliği var. Tok tuttuğu için kilo alımının da yani kilo vermenize de yardımcı oluyor. Metabolizmayı hızlandırarak yine kilo korumanıza yardımcı oluyor. Bu anlamda önemli yeşil çay tabii ki. Ama yine ona da tek başına bel bağlamamak gerekiyor. Yani yeşil çay içerek zayıflayabiliriz algısı yanlış mıdır? O yanlış bir algı. Hani yeşil çay içerek zayıflayamazsınız. Yeşil çay içerek hani sağlıklı beslenmenizde bir adım daha atmış olabilirsiniz. Belki öyle demek daha doğru olur. Çünkü dediğim gibi hani damarlar üzerinde etkisi var. Kolesterolü de engelliyor, tokluk hissi sağlıyor, metabolizmayı hızlandırıyor gibi birçok yararı olduğu için hani sağlıklı bir şey. Ama onu da yine belli bir miktarda tüketmek gerekiyor. Hani onun da fazlası çok fazla su kaybına neden olduğu için hani orada da 2-3 bardağı geçmemek gerekiyor bitki çaylarında. Hani sadece yeşil çay için demiyorum. Böyle bir sınır koymamız gerekiyor aslında. Tabii ki koymak gerekiyor. Yani aslında suda bile sınır var. Sonuçta bizim mesela en doğal besinimiz su. Ama suyun bile fazlası sonuçta zehirlenmeye neden olabiliyor ya da mide bulantısına neden oluyorken bir besinin tabii ki fazlası zararlı olur. Hani dikkat etmek gerekiyor. Şimdi programın başından beri aslında çok az kilo alımları, kaybı ve sağlıklı beslenmeyi konuşuyoruz. Biraz da obeziteye gelmek istiyorum. Çünkü bu konuştuğumuz hep sağlıklı beslenme üzerine. Belki de çok az sayıdaki kilo aralıklarını kaybetme üzerine, dengeleme üzerine. Ama obezite dendiğinde ciddi bir rahatsızlık ön plana çıkıyor. Obezite ile ilgili neler yapılmalı? Engellenebilir mi? Şimdi obezite engellenebilir çünkü obezite aslında şu an en yaygın görülen bir hastalık obezitedir dünya çapında baktığınız zaman. Ama tedavisi de en kolay olan hastalık obezitedir. Çünkü maddiyatı bir defa çok küçüktür obezitenin. Herhangi bir ilaç kullanmanıza gerek yoktur eğer morbid obez sınırında değilseniz. Ya da herhangi bir komplikasyonu işte şeker, tansiyon görülmediyse eğer bir ilaç kullanmak zorunda değilsiniz obezite tedavisinde. O yüzden
önlenebilir ve kolay önlenebilir hastalıktır. Hatta çoğu hastalıkta ilaç kullandığınız için metabolizmanın bir kısmını iyileştirirken bir kısmı da zarar görür. Karaciğere falan yük biner. Hani obezite de öyle bir şey de yok. Şu an obez olabilirsiniz ama kilonuzu normal seviyeye getirdiğiniz zaman herhangi bir hastalığınız kalmaz. Hani öyle değişik bir hastalık aslında obezite. Önlenebilir tabii ki ama. Önlenebilir, tabii önlemini ki. Alabiliriz Hı-hı. aslında. Çünkü son raddeye gelmeden belki de farkına varılması gerekiyor bu hastalığın. Tabii ki ama hani son raddeye gelseniz bile bir çözümü var aslında artık. Yani Hı-hı. orada gerçekten obezite olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Ona hazır olmanız gerekiyor bir defa ve psikolojik olarak istemeniz gerekiyor onu. Yoksa hani siz istemediğiniz takdirde zaten biz bir şey yapamıyoruz. Bizim verdiğimiz şeyler sadece bir liste olarak kalıyor ya da bir öneri olarak kalıyor. Hani kişinin istemesi çok çok önemli ama şöyle bir şey var. Önlem alınmazsa da obezite gerçekten çok kötü yerlere götürüyor. Yani birçok hastalığın temel nedeni obezite. Sonuçta geçmiş dönemlerde baktığınız zaman kilolu insan sağlıklı insan olarak lanse edilirmiş hep. Hı-hı. Hani kilolu işte eski heykellere falan baktığınız zaman hep kilolu kadınlar, kilolu insanlar onlar üst seviyelerdeymiş. Ama şimdi kronik hastalıklar arttıkça onların nedenleri hep araştırıldıkça temelinde hep obezite yattığı. Çünkü obez bir insanın hasta olma riskinin daha fazla olduğu tespit edildiği için biz obezitenin üzerine bu kadar düşüyoruz zaten. Hı-hı. Hani düşünsenize hem bir çözümü var ama siz çözemiyorsunuz. Bu kötü bir durum bence. Hı-hı. O zaman üzücü ilk yani. Hesapta karar verip inanmamız gerekiyor evet. bastıktan kurtulmak Aynen için. Öyle. Peki tedavi sürecinde neler yaşanıyor obezitenin? Bir defa sabırlı olmak gerekiyor. Uzun bir süreç çünkü. Özellikle hani biz burada 20-30 kilolardan bahsediyorsak çok uzun bir dönem. Evet. Çünkü genellikle kilo problemi olan bireyler hemen bir anda kilo vermek istiyorlar. Ama böyle bir şey yok. Hani o kişilerde biz çok zorlanıyoruz mesela. Başta o yüzden sabırlı olmak gerekiyor. Mucizevi şeyler aramamak gerekiyor. Belki bazı hastalıklarda mucizeye yönelinebilir. Hani hiçbir alternatifiniz yoksa. Ama obezitenin çözümü olduğu için herhangi bir şeye mucizevi gözüyle bakmamak gerekiyor. Bunu oturtmak gerekiyor. Çünkü kişi bize geldiği zaman diyor ki işte ben bir ayda 10 kilo vermek istiyorum. Hani sen o 10 kiloyu bir ayda almadın. Bir defa bunu kabullenmek gerekiyor ki hani daha sabırlı olabilelim. Yani istek kilo vermekten ziyade sağlıklı beslenmeyi öğrenmek olmalı aslında. Şimdi bir ayda 10 kilo dediniz benim hemen aklıma. Bir ayda 10 kilo nasıl verilir? Zaten böyle bir şey mümkün mü? Bence değil. Sağlıklı değil ama şöyle bir şey var. Eğer kişi çok kiloluysa ilk bir ay belki 10 kilo verebiliyor çünkü vücudunda öden vesaire onu atıyor. O yüzden hani ilk bir ay belki 10 kilo hani çok uçuk bir rakam tabii. 10 kilo olmasa bile 5-6 kilo belki verilebilir başlarda ama sonrasında o mutlaka yavaşlatılması gerekiyor. Bir de orada hani o 10 kiloyu nasıl verdiğiniz de önemli. Şimdi her şeyi yiyerek 10 kilo veriyorsanız ya da mutluyken 10 kilo veriyorsanız evet sıkıntı yok. Ama belli bir kısıtlamalara gidip siz o 10 kiloyu veriyorsanız inanın hani onu çok fazla bir şekilde geri alıyorsunuz. Geri çünkü insanın zaten kısıtlanması her noktada kötü bir şey. Bir de beslenme sürekli var insan hayatında. Bu daha da kötü bir şey. Peki şimdi düzenli bir diyet sırasında bir ayda verilmesi gereken sağlıklı rakam nedir? O kiloya kişinin boyuna yaşına göre değişiyor tabii ki ama hani 2-4 arasında olabilir. Tabii tiroid hastasıysanız ve çok fazla kilonuz yoksa o ayda bir kiloya da düşebilir. Onda da tek rakam vermek doğru değil ama 2 ile 4 arası sağlıklı olur hani kabaca. Öyle söyleyebilirim ama o da yine kişiye özeldir. Peki ergenlik döneminde obeziteyle mücadele etmek durumunda kalıyorsak, çünkü buradan izleyen aileler de olabilir, çocukları bu hastalıkta olabilirler. Evet. Ne derece bir sıklıkla, yanlışla hareket ediyorlar? Yani aslında o çok zor bir dönem. Bana gelen bireylerden, ailelerden de çok zorlanıyoruz o konuda. Çünkü bir defa çocuk yemek istiyor ya da arkadaşları yiyorken hani onun kısıtlanması çok kötü bir şey oluyor. Mesela şey okulda meyve götürmek çok sıkıntı oluyor ya da çerez götürmekte sıkıntı oluyor ve fark ettirmek istemiyor aslında arkadaşlarına. Hani diyet yapmaktan utanıyor çoğu çocuk. O yüzden benim tavsiyem aileler eğer kilolu bir çocuğa sahipse bir defa o çocuğun gerçekten istemesi gerekiyor sonra bize başvursunlar.
Eğer çocuk istemiyorsa aile yavaş yavaş belki kısıtlamaya gidebilir çocukta. İşte iki kepçe çorba koyuyorsa bir kepçeye düşürür. Hı hı. O şekilde de önlemler alınabilir. Ama esas yapılması gereken bence en baştan alınıp hani çocuk bilinçlenene kadar, ergenlik dönemine kadar o şekli çocuğa oturtmak daha iyi. Bir de ben burada aslında şeye de değinmek istiyorum. Şimdi bana gelen çocuklardan ya da ergenlerden bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla beslenme tarzları çok kötü. Genellikle fast food ve et üzerine besleniyorlar ve salata, yoğurt, süt, sebze hayatlarında yok. Hani onu alıştırmak gerekiyor. Çocuğa kesinlikle hani çocuk yemiyor diye farklı bir yemek yapmak bence esas en büyük yanlış buradan başlıyor. Yani düşünsenize ben farklı yiyorum. İşte kardeşim farklı yiyor diye annem ikinize farklı bir çeşit yemek yapacak. Bu yapılan en büyük bir yanlış. Yani çocuğun onu yemek zorunda olduğunu çocuğa göstermek gerekiyor. Yani bu konuda biraz katı olmak lazım bence. O zaman bu da önemli bir nokta diyebiliriz aslında. Önemli çünkü hani çocuk sevmediği zaman özellikle ailede baba ya da anne de sebzeyi sevmiyorsa çocuk zaten tadına bakmadan sevmiyor. Yani bir aile eğer çocuğunun dengeli beslenmesini istiyorsa sevmese bile o besini çocuğa fark ettirmeden az az yemesi gerekiyor ya da yemiyorsa hani tabağında dursun ama evet yemediğini teşvik belli etsin. Etmesin. Aynen öyle. Çocuğu teşvik etsin kesinlikle. Peki toparlarsak son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme ile ilgili? Şöyle söyleyeyim, şimdi beslenme yaşamın temeli olduğu için çok fazla kendilerini sıkmamaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü beslenme her anımızda var. Hani onu yemem, bunu yiyemem gibi bakmasınlar diyete. Yani çok ön yargılı olmasınlar. Onun dışında hani spor çok çok önemli ama zayıflamak için spor yapmasınlar. Hani sağlıklı yaşamak için hep beslenmeye dikkat etsinler ya da spora yönelsinler. Kilo vermek isteyen kişilerin kesinlikle ve kesinlikle sabırlı olmaları gerekiyor. Mucizevi bir çözümler aramamaları gerekiyor. Az önce de söyledim. Kilo almak isteyenlerin daha fazla sabırlı olması gerekiyor. Çünkü kilo almak daha zor. Ben bunu hep söylüyorum. Kilo vermek daha kolay, kilo almak daha zor. Ama kilo alırken böyle zevk aldığımız için bize daha kolaymış gibi geliyor. Halbuki daha zor metabolik açıdan baktığımız zaman. Sabır istemek ve gerçekten yaşam kalitesinizi arttırmak istiyorsanız zaten spora ve beslenmeye bence önem vermek gerekiyor ve su tüketimine tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Güzel bilgiler verdiniz. Çok sağ olun diyoruz Gözde Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünlük yeni hayatın sonuna geldik. Biz yarın tekrar burada karşınızda olacağız. Sizleri de Az TV ekranlarınızda bekliyoruz. Hoşça kalın, mutlu günler.